Konuşmuyorsun. Ben biraz daha oraya doğru dönerim. Aldım bunu. Ya da sana doğru döndürebiliriz. O zaman da aynı. Yok ya, şöyle iyi hocam. Aynen. Omzuna papağan gibi koydun. Aynen. Onu bir sıfırlayıp baştan başla. Başladı. Aynen. Yeni bir kayıt şu an. Yeni mi kayıt mı? Değil mi? Akıyor. Öyle görünüyor abi. Öyle görünüyor. İyi, okey. Okey. Ya abi şey gibi düşündüm ben aslında. Aklıma dünkü muhabbetimizden ötürü 2015-2016 dönemi gibi geldi. Çünkü ben niyeyse film orada koptu gibi hissediyorum açıkçası. Akademik olarak birisi otursa anlatsa çok garip bir grubun arkasından yürüyoruz lütfen, şu an. Lütfen yoldan sahip. Yürüyelim araba çarpsın mesela. Evet, çok yani Friedrichstrasse'nin en sevdiğim kaldırımı bu sol kaldırım ama çok çok kötü bir... New York'ta olsa bıçaklarlar mesela. O kaldırım öyle ya. AST. Ki bir şey değil mi? Hani biz de böyle yani kısa sprint koşu atacak değiliz ama. Yok yok. Öyle çok aceleci insanlar değiliz aslında. Ama bu tempoda değil yani. Tabii. Şehir hayatının getirdiği belli nezaketler var. Evet. Ve çok geniş bir grupsan ya bu kadar yavaş yürümemelisin. Bu kadar yavaş yürüyeceksen daha dik bir grup oluşturmalısın diye düşünüyorum. Tabii tabii. İnsanların solundan geçmesine müsaade edebilecek bir şekilde. Neyse abi 2015-16 yani biri çalışsa bunu oturup şey gibi. Ya çünkü benim çok büyük hayalimdi abi. Bu genç insanlar bizim de içimizde olduğumuz bu genç insanlar niye yurt dışına çıktı? Ve niye yurt dışında yaşamayı tercih ediyorlar? Ve niye yurt dışında yaşam kalitelerini, hayat standartlarını bir level, iki level, üç level düşürüp geriden başlamayı kabul ediyorlar yani. Çünkü bir sürümüz connection'ları, işte inşa ettiği network'ü, sahip olduğu işte ilk deneyimleri, ilk iş deneyimlerini, tanıdıkları, tanımadıkları falan. Ki yani şeyi bir saymıyorum bile, anladın mı? Hani bir support sistemi dediğimiz bir destek sistemi de yani anan, baban, dostun, eşin. Yani düştüğünde, canın sıkıldığında sana yardımcı olacak bir insan grubunu, ana dilini falan bırakıp daha zor bir şey seçmemize sebep olan şeyler arasında yani birinin bunun şeyini tutması gerekiyor. Bence bunu akademisyenlere bıraksak, dört oda arası çıkmamış, açacaklar bir tarih kitapları ve bence diyecekler ki gezinin başarısız olması çok önemli bir etken. Tabii. Anladın mı? Çünkü pek çoğumuz bence toplasak, yine bu konuda anekdotal bir datam var ama pek çoğumuz bence toplasak gezide bir şekilde ya katılımcıydık ya da destekliyorduk yani gezideki idealleri. Evet. Anladın mı? Ve sonucunda da işte gezinin kazanımları romantik olarak çok yüksek olmakla birlikte elle tutulur kazanım olarak bir tek park. Yani park kaldı. Tabii. Hani park ne yapılacaktı? AVM yapılacaktı? Cami yapılacaktı? Ne yapılacaktı? O yapılmadı. Park kaldı yani. Ama onun dışında da işte bizim romantik kazanımlarımız oldu. Öyle ayrıldık. Bence böyle diyecekler ama bence biz yine geziyi, ben şöyle hatırlıyorum. Geziden çok büyük bir mağlubiyet hissiyle çıktım, hatırlıyorum. Hani hiçbir hayal ettiğimiz şey, o yine duyulmadık. Çünkü ben hayal ettiğim şey oydu yani. Duyulmak, tasdiklenmek, görüldü gibi hissetmek. Evet. Anladın mı? Hiçbir hayal ettiğim şey olmadı. Yine görülmemiş hissediyorum. Yine ülkenin siyasi organları ve liderleri beni temsil etmiyor gibi hissediyorum. Benim için önemli olan hiçbir şey ülkenin geneli için önemli değil gibi hissediyorum. Ve hala onlar ve bunlar gibi tabirlerle bir şey bir yerlerde tutuluyorum. Tamam. Ama mesela sonra çok da bir yandan da böyle bir mücadele de etmemiz daha hala lazım falan gibi de bir hissiyatta olduğumu hatırlıyorum mesela. Evet. 14'ü ben full böyle ilk yapardı. Neden işte böyle yapmalıyız? Ateşliydik yani, anladın mı? Şöyle yapmalıyız arkadaşlar, o sandıklara sahip çıkalım falandım. Evet. Benim mesaj, kendi payım abi, şevkimi kıran, bence pek çok insan için de öyle. 15-16 bombalamalar ya. Yani o terör saldırıları ve o inanılmaz kaotik 2 yıl yani. Bence ben kendi payımı mesela şey çok net hatırlıyorum. Her ay başı yani zaten ülkedeki hali hazırda UBAN bir U6 mı bu? Hayır, U hemen kaç? Sesten tanıyoruz. Ses. U5 gibiydi sanki, değil mi? U5 buraya inmiyor ya. U5'in sesi böyle olmaz abi. U5 böyle U6'dır. Diyeceğim. Bu en az U6. U6. Yok, U6 değil, U7 bu. Evet, dişi U6 bu falan. Dişi, aynen. Kışın böyle bağırır. Evet. Neyse abi, bu şeyi çok hatırlıyorum işte. 2015-16 dönemi ayda bir bomba patlıyor falan filan. En son ben Atatürk Havalimanı bombalanınca dedim ki yani bu ülkede havalimanını koruyamıyorlarsa bizi kim koruyacak senin yani? Senin için havalimanı mıydı o mesela? Abi havalimanıydı mesela. Benim için Kızılay'dı.
Kızılay hangisi? Bunu seninle konuşmuştuk. Artık Kızılay hangisi ne kadar üzücü çok bir soru ya. Çok üzücü bir soru, aynen. Bu soruyu... Şeyi diyorsun değil mi? 2015 başı mıydı, neydi bir ara? Okuldan bir Park... arkadaşımızın kaybettiğimiz o Güven Park'taki. Güven Park'taki. Herkesin birkaç saatle ya da yarım saatle. Aynen, herkesin birkaç saatte kaçırdı. Evet abi, çünkü Ankara'nın enişteki yeri. Herkes evet. Hakikaten ya oradaydı, ya orada olmak üzereydi, ya da orada olmayı planlıyordu ya Ankara'da yani. Ankara'da yaşayan herkesin durumu buydu aslında. Ya evet. O gün dışarıdaysan zaten Güven Park'ı vuruyorsun ya. Evet, benim için o andı mesela. O an hani gerçekten artık güvende değil. Mesela Gezi'de şeyi fark etmişim. Bu ülkede yerim yok, temsiliyetimiz hı-hı. yok. Artık bu Kızılay patlaması, Güven Park patlamasıyla da fiziksel olarak artık gerçekten burada olamam. Bende de aslında zaman akışı seninkine yakın ilerlemiş yani o konuda. Hı-hı. Ben işte o Atatürk Havalimanı bombalamasından sonra bu ülkede artık güvende değilim. Kesinlikle hissiyatı bana çok kesif geldi. Ben çağrı merkezine başvurdum. Hızlıca kabul aldım. Zaten çağrı merkezinde çuvallı adam arıyorlardı. Girdim abi. Mülakat falan geçtim. Okey. Evrakları verdim Yunan konsolosluğuna. Sonrasında 15 Temmuz oldu. Hı hı. Geri bekliyorum yani evrakları sadece. Şak TRT'de kafasına silah dayanmış bir anchor. Diyor ki ikinci emre kadar bütün yurt dışına giriş çıkışlar. Bende bir şey oldu abi o. Gerçekten travma... Çok... O travmaya dönüştü ama ya abi, hepimizde, evet, bizim jenerasyonda. Bizim özellikle yurt dışına çıkan şeylerde de konuşuyorduk. Yani ülkeye tek... Ben bir sene korkumdan tekrar giremedim Türkiye'ye. Evet. Gerçekten de korku kelimesini hafif kullanmıyorum. Ülkeye girersem ülke üstüme kapanacak. Endişesi çok yoğundu. Hakikaten yani bir şey olacak, yanlışlıkla çıkamayacağım. Yani yanlışlıkla tweet atacağım. Yanlışlıkla. Birilerine hakaret edeceğim yanlışlıkla ve içeride kalacağım. Falan da var. Bir de üstüne üstlük ya abi ne bileyim hala çünkü evet. Ben 16 Ağustos'ta çıktım Türkiye'den. Hala devam ediyordu saldırılar. O yılbaşı mesela Reyna bombalandı. Evet. Sana yalan söylemiyorum. Ben de hala var bu arada evet. Bu. Her pasaporta gittiğimde Türkiye'ye girmek için polise veriyorum. Asker kaçağı olduğum bir dönem oldu zaten. Asker kaçağı deyince de çok dramatik oluyor da yani askere gitmediğim ve tecilimin olmadığı bir küçük aralık oldu. Hala şey bekliyorum, o böyle her seferinde hoş geldinizi duyana kadar böyle aradaki iki saniyede falan. Gerginlik değil mi? Bir gerginlik. O işte aslında dediğin yerlere biraz sanki temas ediyor gibi, o travmalara. Yoksa evet abi. Yanlış bir durum yok, endişeye mahal verecek bir durum yok ama işte. O seneleri yaşadığımız için. Evet, o seneleri için... yaşayan jenerasyon işte bizim annelerimizin babalarımızın 80 darbesi politik aynen. olmaya dair işte hep söyledikleri kendi travmalarına ya da eşlerinin dostlarının travmalarına dayanan çok gerçekçi olmayan kaygıları varsa. Aynen. Gerçi artık onların kaygıları da çok gerçekçi olmaya başladı tekrar. Evet. Politik olma noktasında. İşte bizimkisi de evet abi. Yani bizim gerçekçi olup olmadığını o kadar önemsemiyorsun ki o korkuları kaygıları yaşarken. Ben bir yandan çünkü tam ülkeden çıkmadan önce benim. Yani şu an mesela böyle bir kaygım var. Gidiyorum Türkiye'de 3-4 ay geçiriyorum tabii ki. Hani o bir noktadan sonra çünkü Türkiye de sakinledi yani o bakımdan. Ben sana dair endişeleniyorum mesela. İlcan gel artık gel abi ne yapıyorsun bak tweet atacaksın yine. Evet evet, bir sokak röportajı daha izlersen aynen. Böyle bir anda ilerleneceğim değil mi? Ya abi şey değil mesela yani o korku irrasyonel olması olmaması önemli değil ama o dönem içerisinde yaşanan olaylar zinciri o kadar absürt ve o kadar korkutucuydu ki yani yer etmesi çok doğal ya. Evet. Yani çünkü evet lan yani bir sürü bomba patladı oğlum ben bir sürüsünde çok hakikaten kıl payı kaçırdık yani bir bölümümüz çünkü çok şey yerlerde açık yerlerde patlıyordu yani. Kesinlikle. Ve tam ben ülkeden çıkmadan önce abi işte bu darbe savuşturuldu ve işte insanlar sokaklarda falan şeyi de bence onu yine de herhalde biraz da şeyi bir seviyeden yani bir muktedir korkusu seviyesinden de açıkçası şey de çok konuşulmuyor ama o bir bölüm insan bunu genele yaymak istemiyorum ama bir bölüm insan 15 Temmuz'u kutlarken şevk, mutluluk, neşe gibi hislerin ötesine geçip sizi çok, de sikeceğiz. Çok çok. Gibi bir enerjiye gelmişti. Evet. Anladın mı? Ve bu ben şeyi çok net hatırlıyorum. Çok irrasyonel bak. Dönüp bakınca bunu savunmuyorum. Ama ben Ankara'ya çıktım o sırada. Otobüse bineceğim. Gümüşhane'de, Gümüşsuyu'ndaki yazıhaneye doğru yürüyorum. Ve böyle bütün şeyde Taksim Meydanı'nın çevresi, Kurtuluş, Pangaltı. İşte oralar hepsi böyle bam 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 korna falan böyle bayrak sallıyorlar. İşte siz durun size sikeceğiz diye gidip birbirlerine bağırıyorlar falan böyle bir garip insanlarla doluydu. Ve böyle bir şey hissettim ya. Ulan acaba dövmemi saklasam mı? Şu an birisi bir şey derse gaza gelmiş herkes böyle bir zafer sarhoşu falan. Çok makul ama bu yani bir yandan irrasyonel olmasını anlıyorum. Ama diğer taraftan ben de Gazi Osman Paşa'da çalışıyordum Ankara'da o dönemde. Hı-hı. Bir STK'da.
Kızılay'a uğramam gerekiyordu. Güven Park'tan dolmuşa binmek için. Ben de aynı korkuları yaşadığımı biliyorum. Hep böyle söylentiler var. İşte telefonları alıp polis kontrol ediyor. Bu doğruydu. Bu Günhan'ın başına geldi mesela. Açık yani, galerine falan bakıyorlardı. Baylok arıyorlardı falan. Yani bu kadar irrasyonel şeyin olduğu bir yerde senin irrasyonel olman çok mümkün olmuyor ya. Hani o yüzden aslında her türlü korku endişenin bir altyapısı vardı o aynen. dönemde. Her şeyin olabildiği bir dönemdi çünkü. Aynen öyle bu arada. Ya hakikaten her şeyin olabildi. Oğlum ayda bir eşimizi dostumuzu arayıp iyi misin telefonları açıyorduk birbirimize de bomba patlamalarından sonra. Çünkü ya mesela işte benim bir arkadaşlarımın bir bölümü İstanbul'daydı. Ben yeni taşınmıştım İstanbul'a göreceğim. Yani bir sene, bir buçuk sene olmuş. Ve bir bölümü de tabii ki Ankara'da yani. Herkesi telefonla her zaman arıyorsun. Bir yerden biri patlamış çünkü. Yani çünkü bir de evet ya işte bu çok garip. Dönemin arkası bence bizi çok şey yaptı. Yani ben çünkü bir de şunu da hatırlıyorum abi yani. Zaten siyasi olarak ve sosyokültürel olarak biraz yabancılaşmaya başlamıştım açıkçası. Hani olup bitene. Ya işte bu temsili, ya ben temsil olmuyorum hissiyatının yanı sıra giderek de şeydi. Ben görülmüyorum geliyor sonra bunun bir level üstü. Hani ben yokum şu an. Bu yani ülkenin değer yargıları skalasına oturup sersek şuraya yani bu ülkede. Hani şey gibi böyle şeyler var işte bu dünya 100 kişi olsaydı. Hı hı. Türkiye 100 kişi olsa ben bir kişi değilim. Evet. Çok eminsin bunu yani çok net hissediyorsun bunu. Benim değer yargılarımın, önceliklendirdiğim şeylerin, hayatta aradığım şeylerin, arzuladığım şeylerin hiçbirisinin şeyi yok. Yani çok azız biz. Anladın evet mı? Çok azız. Kimiz çok azız. Biz yani? O bizi mesela nereden çiziyoruz da ben çok düşündüm. Bu da mesela öyle bir şey. Evet. Yani gidebildiğim en biz olabilecek şey, biz olmaya yakın şey sanırım Gezi. Evet abi. Yani hani biz dediğimizde neyden bahsediyorum sorusunu da çok sordum. Evet. En çok Gezi'ye çıkabiliyorum. Sonra işte hepimiz farklı yerlere gittik. Hem politik olarak hem gerçekten mekansal olarak farklı yerlerdeyiz ama o biz olma hissine en yakın hissettiğim sanırım Gezi'ydi. Sonrasında ona yakın hiçbir şey hissetmedim ve şu anda da hissetmiyorum. Bulunduğum evet. hiçbir ülkede, hiçbir şehirde. Evet. Ve ben açıkçası ben de buna katılıyorum ve Gezi'nin bir döneminde de çok çok tatlı bir biz hissiyatı vardı. Yani o bizle de her şeyi yapabilirdim. Öyle de hissediyorum ama bir yandan da şunu da hatırlıyorum ve unutmuyorum da. Mesela aynı biz o bizin içerisinde mesela işte o zamanki tutuklu paşaların serbest bırakılması için kağıt dağıtan çok tatlı CHP'li teyzeler vardı altı okçu. Evet. Ama ben o teyzelerle de konuştu annem o teyzelerden bir tanesi. Bazı noktalarda o teyzeler de beni kabul etmiyor. Yok yok evet o çok romantik bir biz zaten. Çok aynen. ayakları yere basan bir şeydi. O bizim mesela büyük bir parçası şu an Suriyelileri trenlere doldurup basalım. Ne yapsak daha iyi kurtuluruz falan gibi tartışmalardı. Yani aslında falan. Öyle bir biz de yoktu da işte ben o yüzden hissetmeye en yaklaştığım an oydu gibi. İşte evet romantik. Zaten yok ben işte aynen öyle ve bence zaten onun sonunda işte o yüzden dedim ya abi bence bizden kastım buradaki de yani Türkiye'den dışarı göçmüş insanlar. Türkiye'li dersem şimdi tekrar yorumlar tetikleyecekler olabilir. Bizi mahvedecekler uzatarak, yorumda abi uzatarak. Zaten. Buralardan bizim şey hasarsız çıkma ihtimalimiz abi yok yani. Yok bir şey değil mi? Çoğunlukla çok açık fikirli ve çok kaliteli bir bence insan grubuna konuşuyoruz ama Türkiye'li lafı spesifik olarak bence bir şey yanlış anlatılmış bir noktada. Çünkü bana çok saçma şeyler geldi. Bana birisi dedi ki sen bu lafı ben seni 7-8 senedir takip ederim. Nereden geldi bu laf senin ağzına? Kim öğretti falan gibisinden bir komplo arıyor ya da işte bu bir Suriyeli göçmen kimlik, üst kimlik inşasıyla alakalı bir yerden bir şey kullanılmış falan filan. Bunların hiçbir mesela ben bu arada 2016'dan beri Türkiye lafını kullandığım için bir fiil linç yiyorum. Ama böyle olmuş bir şekilde anlamıyorum yani. Bunu ben çok da anlattım o yüzden geçiyorum abi daha böyle insanları tetiklemeyecek. Tabii. Türkiye'den çıkan insan, genç insan, göçmen insan grubu, diasporanın çıkışını Gezi'ye bağlamak bu yüzden bana yanlış geliyor. Çünkü Gezi'de biz okeydik. Gezi'nin sonrasında da biz okeydik. Bizi bence işte bozan şey ya. Gezi'den sonra bizim kelleyi koyabileceğimiz bir siyasi parti ya da bir sivil toplum örgütü ya da bir hareket olmamasıydı. O yüzden bu yüzden dağıldık. Yani bence hiçbir ben çok açık konuşuyorum. Ben hiçbir zaman vatanımı böyle çok yoğun çağlayan duygularla seven bir insan olmadım. Gezi hariç. Irmağının akışı. Ya evet ölmeyebilir misin? O adam olmadım biliyor musun? Okay. Yani ve bu bir şey diyeceğim yani. Bir yere kadar ben o adam olmaya da okeyim. Şey gibi de değilim. Anladın mı? Ya böyle ne bileyim abi şu Nazım Hikmet o adammış mesela. Ve Nazım Hikmet'e ben şey demek istemiyorum ya. Abicim tamam da neden yani bu Kuvayi Milliye Destanı'nı yazdın sen? Yazmış işte adam duygulanmış. Halkına bakmış, dağına, ırmağına bakmış. Yani
Kabaklara bakmış ve demiş ki ulan bu memleket benim memleketim, bu memleket güzel bir memleket. Ben böyle hisseden bir insanı höyt falan demem. Bununla birlikte ben bunu hiçbir zaman çok çağlayan bir şekilde hissetmedim. Bir tek abi gezinin gerçekleştiği 30 gün ve sonrasındaki işte forumlar falan da. O zaman bu hani ben şey gibisi ve okeydim ve sonrasında da bu ülkenin daha iyi olması için kendi parametrelerim dahilinde çalışmaya, mücadele etmeye, birilerine bağırmaya, birileri tarafından bağırılmaya falan da okeydim. Ama işte bir noktadan sonra şey yani işte yokuz yani. Benim bir parantezim var sana bu noktada. Söylediğim pek çok şeye katılmakla beraber tarihi hatırlamıyorum. Zaten yanlış söylüyorsam ya sen ya da bizi dinleyen arkadaşlar da düzeltir. Arada bir seçim var abi. Evet. Kaybetmediğimiz bir seçim var. Kazandığımız değil. Önce kaybedip sonra 2015'te sanırım. 15 Haziran 15 Kasım. Mesela orası seçimde. Da benim için çok coşkulu. Erasmus'tayım. Evet ya. Yani inanılmaz bir yerdeyim. İtalya'nın kuzeyindeki ufak bir göl kenarında bir yerlerdeyim. Haber geliyor. Ben orada da mesela kendimi çok Türkiye'li. Türkiye'li hissetmiştim. Türk hissetmiştim her neyse. Türkiye'li hissetmiştim ya. Türk hissetmemiştim. Yani o mesela benim için yine çok sahiplendiğim bir andı. O benim yine çok umutlandığım bir andı. O 2016'daki sonra içine düştüğümüz o spirali hemen girmeden önce yine çok umutlu ve ait hissettiğim bir yerdi orası 15 da. Haziran'da çünkü 2015 senesinde Haziran ayındaki seçimlerde AKP tek başına iktidarını ilk defa kaybetmişti. İlk ve son defa bu arada bir daha da kaybetmedi. Ve ondan sonra ani bir kararla açılım sürecini durdurup MHP ile stratejik olarak bir işbirliği yapıp sonrasında tekrar işte uykuda polis öldürüyorlarmış. İşte gördüğünüz gibi zaten hendek kazıyorlarmış falan çok gibi kötü, bir çok, hemen çok. Bir retorik değişimi yapıldı. Bütün çok. Yaz boyunca yalandan koalisyon görüşmeleri yapıldı. Bunlar da benim sübjektif kanaatim değil yani açıp dönemin haber sitelerini okuyanlar tekrardan şey yapabilirler. Ve ondan sonra da MHP-AKP güdümlü bir iktidar daha işte şey yönelik. Tabii. Bunlar teröristtir diye yönelik bir açıklamayla HDP'yi saf dışı bıraktılar ve Kasım seçimlerini tekrar... Abi bunu denen çok güzel oldu. Ben o Kasım seçimlerinden sonra pasaport çıkarttım ve o pasaportla yurt dışına çıktım. Sana yemin ediyorum. Cehennemin kapıları orada açıldı çünkü abi. Orada böyle bir kırılma anıydı. Çok önemli bir... çok doğru. Ve ben bir şey diyeyim mi? Buna girdiğimizde çok sevindim. Çünkü şuradan kanal kenarından gidelim mi? Tamam. 15 Kasım seçimlerinden sonra yani 2015 Kasım'ın seçimlerinden sonra bu şey hissiyatı bende geri dönmeyecek bir şey geldi. Ben yokum. Çünkü şöyle yokum abi. Ben bir siyasi fikir temsili olarak bir yere oy versem dahi elinde bütün medyayı ve bütün iletişim araçlarını ve bütün kuvvet iktidar araçlarını, kolluk kuvvetlerini elinde bulunduran, finans güçlerinin elinde bulunduran bir merkez var ve o merkez günün sonunda bir yere ağırlığını basarsa o bastığı yer inliyor ve bizim bir çaremiz yok yani yapamıyoruz bir şey. Anladın mı? Bizim bir temsiliyet ümidimiz yok açıkçası gibi hissedip orada kayboldum ben de. Ya bu bahsettiğin aslında çok karanlık, üzücü, kalp kıran bir şey bir taraftan ama ben etrafımdaki beyaz Almanlara baktığımda liberal demokrasiye dair bu kadar güvensiz olmamızın da bu kadar aslında güvensiz belki de critical daha eleştirel bir yerden bakıyor olmamızın da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Aha. Mesela Almanların demokrasilerine dair bazen çok yersiz bir inançları var. Bu eleştirel düşünmeyi sanki biz Gezi sonrasında işte bütün bu geçtiğimiz üzerine konuştuğumuz tarihsel akış içerisinde kazandık ve ben bunun aslında faydalı olduğunu düşünüyorum. Keşke bunları yaşamak zorunda kalmasaydık. Biz de demokrasimize daha çok güvenen bir yerden bakabiliyor olsaydık. Ama diğer taraftan da böyle bir eleştirellik içimize sindi sanki bizim. Tabii abi ben Gezi'den çıktıktan sonra açıkçası bir daha otoriteye hiçbir zaman eleştirel olmayan bir yerden yaklaşamayacağımı seziyordum. Yani şeyim gitti abi açık konuşayım. Mesela bu Gezi'nin hesaplaşmasını da burada veriyorsak ben bir noktadan sonra üzerinde polis üniforması olan herkese göbekten bir nefret duyacağım gibi hissediyordum. O geçti. Çünkü bir noktadan sonra şey oldum ya. Ha insan. Bunların çok ciddi bölümü de insan ve aslında bir bölümü de çok düzgün insanlar. Bir bölümü değil ama yani her meslek konuşup bunu söyleyebilirsin. Sadece burada ekstra ellerinde biraz daha bir kuvvet ve güç verildiği için sarhoş olanlar var bu kuvvet güçü. Onları da sistem savunuyor. O yüzden de cıbırıyorlar yani günün sonunda. Ama bir sürü noktada da şeyim geçmedi tabii ki. Yani herhangi bir noktada bir insan grubu bir yerde bir şiddet tekelini eline alıp ben burada devletim demeye başladığı zaman ben otomatikman siz iyi şey yapmayacaksınız gibi bir pozisyon alıyorum kendi kendime. Bir. İkincisi bir de ama bu genel olarak işte Türkiye'de çok bu da mesela ayrı bir şey abi.
Mesela Almanya'da ben işte Germany subreddit'inde takılıyorum, Reddit'in. O yani Almanya'da yaşayan İngilizce konuşan insanların ve aynı zamanda da ana dili Alman olan beyaz Almanların da uğrak bir yer. Yeri subreddit'i ve orada mesela bazen şey gibi sorular soruyor işte. Ev sahibim çat kapı işte arada geliyor. Eve damlıyor ve işte çok da evi temizlememişsin falan diye kızıyor. Ne yapabilirim, haklarım var. Hemen çat çat altında gelen yorumlar. Hemen haklar. Hemen kilidini değiştir. Ev sahibin senin evine izinsiz gelemez. Senin kilidi değiştirme hakkın var. Sadece orijinal kilidi atma. Onu o çünkü ev sahibinin malı, onu geri vermen gerekir. Detaylara onun dışında olmazsa hemen polisi ara. Polisi hemen inceliyor. Bak bir sorun çıktığı zaman benim refleks, yani aklıma gelen çözümler arasında ilk 5'te polisi ara, mahkemeye gidelim yok. Çünkü ben otomatikman, bu bence tamamen Türkiye Cumhuriyeti'ndeki son yılların getirdiği bir şey. Mahkemede iş bir çözülür lan. Tabii. Ben böyle düşünüyorum. Kadıya abi. Kadıya git sen. Falan yani mahkemeye Nasrettin gideceğim. Nasrettin Hoca fıkrası gibi bir şey çıkıyor oradan. Gerçekten o kadar olabilir sadece. Ben yani hakikaten mahkemeye gideceğime Twitter'a yazarım yani konuyu. Tabii. Cimer'e yazarsın onlara. Cimer'e de yaz. Yani Cimer bile değil. Yazdın mı hiç ya Cimer'e hiç sen? Hiç Cimer'e çok yazmadım. Çok Cimer çalışan bir şey gibi sanki. Ben oraları kaçırdım son 5-6 senedir burada olmamdan dolayı. Aynen. Bir Cimer var böyle, hani direkt sanki shortcut gibi atıyorsun böyle direkt. Herhalde şeyde adama abi, sorayım. Evet, birine Twitter'da küfür ediyorsan onun cezası hızlıca veriliyordur. Yani o konuda çok iyiyiz. Ama şeyi ben emin değilim yani hayat. Yani gerçekten sıkıntılı, ihtilaflı konularda. Çünkü genel olarak benim deneyimlerim de kolluk kuvvetleri. Ya kendi aranızda halledin falan gibi bir yerde alabiliyorlarsa öyle bir pozisyon alıyorlar. Hak aramıyorum genelde Türkiye'de abi. İşte evet. Şimdi bu da mesela ayrı problem. Anladın mı? Bu da bence... Yani çünkü abi bak gerçekten... gerçekten şey olması lazım yani, anladın mı? Bir insanın... bir insanın bu kadar fazla kolayı bırakıp zora geçmesi için biraz manyak olması lazım olduğunu kabul ediyorum. Biraz içerisinde bir wanderlust dediğimiz yeni yerleri keşfetme ihtiyacının olduğunu olmasını kabul ediyorum. Ama bir yandan da kolay, tırnak içerisinde kolay şeylerin olduğu yerde de onun için bir zorluk olması lazım olduğunu da şey yapıyorum. Çünkü biz seninle mesela şeyi çok konuşuyoruz abi. Ben işte 4,5 sene Yunanistan'daydım. İşte 3 yaklaşık 3 senedir falan da işte on and off Berlin'deyim. Sen 6 senedir Berlin'desin. Biz bu kadar senedir göçmeniz ve bu kadar senedir, abi seni de katarak söylüyorum özür dilerim, eşekliğimizden yaşadığımız ülkelerin dillerini sular sular gibi konuşabilecek mental kapasiteye sahip olmamıza rağmen uluslararası global şehirlerde yaşamanın getirdiği rehavetle birlikte aman İngilizce ile işimizi gücümüzü hallediyoruz diye şey yapamadık. Sen benden Almancan bir nevi güzel bir B1 B2 arası güzel, B2'lerin B3 olsa oraya gidebilecek. Derdimizi anlatabiliyoruz. Çok şipetiden biramızı alabiliyoruz. Şipetiden birini alabiliyorsun falan, çok güzel. Ama günün sonunda mesela şeyi çok konuşuyoruz seninle mesela. Memleketimizde daha atiyiz. Memleketimizde tabii. Daha şeyiz böyle. Bir geride duruyorsun tabii, dil bilmemenin verdiği sosyal hayatın içerisine tam anlamıyla girememiş olmak. Aynen senin öyle. Bacağına bağlanıyor abi. Ben bu günün sonunda böyle blok her yerde oluyor ve bu mesela şeyi de beraberinde getiriyor, anladın mı? Mesela ben şu anıyı hiç unutmuyorum. İş yerinden işte çalışmaya başladım. Yunan ofisinde çalışıyorum ve Yunan, herkes Yunan yani. Bir işte Maria diye bir arkadaş, hala da çok yakın arkadaşımdır, kulakları için nasıl. Maria diye bir arkadaş edindim ve işte gittik. Bu dün seninle yağmurdan, geçen gün seninle yağmurdan sığınmak için girmeyi düşündüğüm zaman evet. Bir vurs 30 euro olduğu için girmediğimiz. Ama bak insanlar takım elbise falan giyiyor i̇şte önünde Alman zaten. Alman onlar çünkü. Biz, bak mesela buraya giremeyiz. Bizim yerimiz yok zaten. Bizim girmeyelim burada yerimiz abi. Yok hocam. Burası çok beyaz Alman. Her yere de girmemize de gerek yok. Kesinlikle yok ama yani zaten olmaz. Bu bu neyse abi, bu bir gün işte Maria ile tanıştım. Çok iyi anlaştık falan. Ondan sonra Maria dedi ki akşam dedi ben dedi mangal yapıyorum dedi evde. Ya işte cumartesi akşamıydı yani neyse artık yani. Ondan sonra gel sen de işte arkadaş işte dost çağıracağız falan. Hı-hı. Bir gittim abi 12-13 kişi var. Manga hepsi Yunan. Yani daha doğrusu Yunanistanlı. Etnik olarak Yunanistanlı. Yunan. Aynen, etnik olarak Yunan olmayanlar da var falan. Yunanlılar da şimdi gelecek yazacak abi. Onlar Hüseyin'in da... YouTube komentleri gerçekten bize her ülke ateş şey eden. Neyse abi, ama herkesin ana dili Yunanca. Onu söyleyebilirim okay. Yani. Ve orada... Gerçi böyle deyince de istemedim. Ben herkes Yunancayı ana dili gibi konuşuyor diyeyim. Çünkü Yunancayı 8 yaşında öğrenmiş canım arkadaşım. Lülezim Hamza. Arnavut kökenli, o da oradaydı. Yunan hissediyorsa kendini önemli olan budur önemli abi. Olan ne budur mutlu abi. Tek Yunanım millet, diyene. Tek din, tek bayrak, tabii. Tek haç. Yunan hissediyorsa. Yunandır. Neyse abi, yani orada herkes bir noktadan sonra şunu da şunu yani bu kadar uzatmamın sebebi.
Üçüncü şaraptan sonra kimse ana dili kadar rahat konuşmadığı bir dili konuşmak istemedi o akşam orada. Tabii ki. Anlaşılabilir. Tabii ki. Anladın mı? Bir tane orada Yunanca bilmeyen bir hıyar var. Ben. Estağfurullah. Ve bu arada bir şey diyeyim mi? Görece yine 8. ayım falan da oradaki yani ama. Endaksiler, kalimeralar. Endaksiler, kalimeralar var. O kadar var ama. Ve okey yani. Bunun ben şeyinden bir noktadan sonra kendimi 12 kişinin arasında herkes böyle car 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 Yunanca konuşurken ben tek başıma otururken buldum. Ben eğer Yunanca'yı öğrenmiş olsaydım, ha 8 ayda zaten orada muhabbeti kuracak öğrenmem bence mümkün değildi. Ama bir noktada ben Yunanca'yı öğrenmiş olsaydım böyle masalara oturduğum zaman işte o Maria'nın arkadaşlarıyla arkadaş olacağım. Sonra o beni bir yere çağıracak, onun bir arkadaşıyla olacağım. Böylelikle daha hızlı gireceksin sosyal hayata. Bu mesela bunun olmadığı yer çok zor. Yani anladın ama mı? Burada da şöyle bir şey var abi. Ben sana katılıyorum. Şu an mazeret üretiyorum gibi kesinlikle düşünülmesin. Göç eden arkadaşlar belki onun empatisini kuracaktır. Gerçi bazısı da çok yetenekli. Pat diye 8 ayda mesela konuşuveriyor. Sinir bozucu insanlar. Onlarla da tanışmışsın. Evet evet kesinlikle. Ya diğer taraftan da çok çözmen gereken meseleler var ya. Dil kesinlikle çok önemli bir bariyer. Aşılması aynen gereken. O konuda seni kesinlikle anlıyorum. Ama diğer taraftan da çok fazla şey var. Yeni bir yere taşınmışsın. Hayat kurmaya çalışıyorsun. Evet. Kalabilecek miyim? Kalamayacak mıyım? İşte oturma izni süreli. Sanki kum saatini çevirmişler gibi. İşte bir yandan sosyal çevren yok. Onu oturtmaya çalışıyorsun. Bir support circle. Hani seni destekleyecek insanlar bulmaya çalışıyorsun. İş arıyorsun. Ev arıyorsun. Onu ara bunu ara. Okul var falan derken gidecek miyim? Orası mı? Burası mı? Abi işte dil de bazen arada kaçıveriyor ya. Hmm. Hani dil de çünkü böyle kim olduğuna bağlı. Ama ben de şey böyle hani oturup YGS, LYS modu çalışmak gerekiyor. Emek istiyor. Evet. O yani sadece bir tembellik olmayabiliyor. Hani bir tembellik kesinlikle var. Evet, evet. Dürüst olalım. Ben kendimi yererken insanları da yarmış olayım. Güzel dedin onu da. Yani ben ama kendime çok kızdığım için bu konuda. Başka insanları da çünkü bir de evet. Yani çok hakikaten işte sıfırdan bir sürü şey inşa etmeye çalışıyorsun abi. Yani bir sürü... ben mesela şeyi bile fark etmiştim anladın mı? Ha... Ben memleketteki komiklikleri yapamıyorum burada. Bu çalışmıyor. Başka okay. Gülmüyorlar bana şu an falan. Çünkü bir de şunu da fark ediyorsun mesela. Ben o kadar komik de değilmişim de zaten benim yakın arkadaşlarım olduğu için bana komik buluyorlarmış, gülüyorlarmış. Şimdi yeni tanıştığım insanlar böyle bakıyor suratıma, anlamıyor beni falan mesela. Böyle şeyler hissettiğimi de hatırlıyorum. Yani bir sürü şeye yabancılık çekiyorsun aynı evet, anda. Evet. Taş yerinde şeyi, ağır abi. Taş yerinde ağır olduğunu fark ediyorsun ama bir yandan da burada da artık yani bunlara rağmen ne çekiyor seni abi? Bunlara rağmen beni çeken şeyi ben çok düşündüm yıllar içerisinde. Bunlara rağmen ben niye burada zorlanıyorum? Çünkü abi ya bak senle bu bunu paylaştığımızı bildiğim için de buradan şey yapıyorum. Bir gün senle şeyi görmüştük. Şuradan mı? Soldan mıydın? Sağdan tamam, mıydın? Soldan da gidebiliriz. Ha, sol daha böyle otlak gibi geldi. Kanalın solundan gidelim. Kanalın solundan gidelim. Landwehr kanalının kenarındayız şu an bizi naklendirmeyenler için. Güzel güneşli bir Berlin günü. Güzel güneşli bir Berlin günü. Senle bir gün abi Karl Marx Strasse'de, yanlış hatırlamıyorsam Elit Simit'te simit ve çay tüketmeye gidiyorduk. Senenin bence 2021 olması lazım ya da 22 başı da olabilir ama okay. Tam hatırlamıyorum. Elit Simit'te çay ve simit yapmaya gidiyorduk. Bir tane senin bir, şimdi ismini vermeyelim ama bir arkadaşınla karşılaşmıştık. Hatırladım. Direkt hatırladım. Hatırladın değil mi anı? O arkadaşınla belli bir süredir buradaydı, birkaç senedir. Evet. Ve karşılaştık. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Dedi. Ben geri döneceğim abi dedi. Ve döndü. Dönmüş değil mi? Döndü. Kesin dönüş şekli. Ve şunu çok net hatırlıyorum. Oradan kalktık biz seninle başka bir yere giderken ikimiz de nasıl geri dönüyor ya falan gibi. Çünkü bizim ikimizde de kafamda yani geri dönüş yok gibi bir yerde. Evet, evet. Ve çok uzun zamandır bende de öyle. Ve bunun sebebi bir şey alıyor. Bu kadar zorluğun şeyine rağmen tamam evet Türkiye'de işte hak, hukuk, temsiliyetsizlik gibi şeyler bizi yordu. Güvensizlik hissettiğimiz bir dönem geçirdik. O bize travma yaşattı. Bunlar güzel. Ama bir yandan da burada da bir şey alıyor olmamız lazım ki. Buradan kastım da Avrupa bu arada yani. Onun da adını koyalım. Ben mesela açıkçası çok çok net konuşuyorum. Batı medeniyeti bile değil bence benim kafamdaki burası. Hı hı. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmak için bu kadar uğraşmazdım. Okay. Mesela şahsi tercihim. Ben daha da daraltıyorum. Yani tabii zorunda kalırsa insan neler yapmıyor, tabii, nerelerde tabii, tabii. Yaşamıyor onu da şey yapayım. Ama yani ben Berlin. Hani tabii. Bu da şey gibi oldu şimdi abi Berlin'den başka bir yerde yaşamaz. Öyle değil yani alt senin sonunda buradaki hani taş yerinde ağır. Sen de burada işte bir yerinde benim ağırladın. Benim yerimde artık burası oldu gibi. Yani Türkiye'de beni bekleyen hiçbir şey yok bir taraftan. Aha. Ya bu çok lahana gibi mesela abi açıyorsun katman katman çıkıyor.
biraz da şeyle alakalı. Yani daha ayrıcalıklı, sanırım ayrıcalıklı doğru kelime, gelen eş, dost, arkadaştan gördüğüm, Türkiye'de zaten seni bekleyen hazır daha iyi bir senaryo varsa kalmaya yönelik motivasyonla. Yani Karl Marx 60'ı okey olamayabiliyorsun. Evet. Hak veriyorum da bu arada. Aynen. Bu yapılması gereken bu değil sonuçta. Hı. Yani benim okey olabileceğim şeylerin sınırı biraz daha geniş yani. Evet. Çünkü beni Türkiye'de bekleyen çok bir şey yok. Ben Gezi'de gözaltına alındım. Hı hı. Zaten ODTÜ'de uluslararası ilişkileri okurken mesela diplomat olamayacağımı biliyordum. Hı hı. Hem Alevi, hem Kürt, hem Gezi gözaltı falan. Olur muydum, olmak ister miydim, olabilir miydim? Bunlar bambaşka sorular ama ben hep şeyi biliyordum yani. Hani çok yerin, temsiliyetin yok. Aynen. Olmayacak. Çok seni bekleyen parlak bir gelecek yok. O yüzden bu da benim buradaki hani okey olabileceğim şeylerin limitini aslında arttırıyor. Bu işte bu Karl Marx 60 da bu arada senin ilk önce kaldığın sonra çok sevgili dostumuz ve bu programda da bir gün konuk alacağım inşallah Hürkan'ın senden sabret ettiği, sonra benim de Hürkan'dan sabret ettiği. Nesilden nesile. 3 nesil göçmen olarak yaşadığımız inanılmaz berbat bir VG. VG'de paylaşımlı ev demek ve ismini bilmiyorduk herkesin oradaki falan, çok garip bir kadro, çok garip bir... O da tuvaletti sanırım bu arada eskiden. Öyle... Bizim kaldığımız oda mı? Evet, çünkü şaşırmam. O boru dizaynı falan öyleydi. Şaşırmam. Keşke bir fotoğrafı olabilse de evet. Ama podcast öyle bir medyum değil, bir taraftan gösteremiyoruz. Yani fotoğrafı var bende ama o şu an ama ben bir noktada bir ara belki biz bunu paylaşırken storiesinde falan koyarım. Yattık çıktık orayı ya. Yattık çıktık orayı gerçekten ve bence de ben sana katılıyorum, herkes bunu yapmak zorunda değil. Biz niye bu kadar bunun müptelası gibi bunu kovaladık? İşte bence yani burası senin için Berlin. Benim için mesela aşağı yukarı bu Avrupa. Benim burada bir takım beklentilerim, bir takım şeylerim var. Bunlardan bir tanesini ben hemen sana söylüyorum abi. Yani daha doğrusu sen şu an podcast kaydetmiyorsa göstereceğim. Ama yani söylüyorum şu anda ağzında. Ben şu an etekle yürüyorum Berlin'in. Ben de şahidim, etekle yürüyor. Etekle yürüyorum Berlin'in şeylerini. Bir gömleğim. Güzel bacaklarım var abi bu arada. Çok teşekkür ederim canım. Bence de öyle. O senin gören güzel, gözlerinin güzelliği. Ben abi bu konuda mesela burada bu Berlin'de ben 3 yazdır etek giyiyorum. Ve sadece bir yerden negatif. Onun dışında gören insanlar bravo, evet böyle şeyler yapılması lazım gibi tepkiler aldım. 2-3 kere gören insanlardan negatif bir tepki aldım. Bir kere oldu. Hangisi? O da Türkçe olarak bir şipetli sahibi. Ya burası da İskoçya değil yalnız dedi. Hangi ülkenin değerini bana hangi ülkede kızarak cultural appropriation yapıyorsun diye mi sinirlendi acaba sana? Belki de bilmiyorum ki. Hani ince gördüm. Bırak yani. Eteği İskoçlar giysin. Aynen. Ya ben abi böyle garip grup şeyler yapabileceğimi açıkçası benim için mesela önceliklendirdiğim bir tanesi bu. Ben Yunanistan'a taşındığım zaman fark ettim ben garip ve salak gözüken şeyler yapabilirim bazı insanlara ve çok da önemli değil. Ama orada önemli gibi hissediliyor. Çünkü orada sen in gruptaysan yani bak Türkiye'de ben yurt yabancı yaşayan hiç kimsenin böyle bir sıkıntı yaşadığını zannetmiyorum. Çünkü bize misafir o kadar kutsal ve şey bir şey ki o misafir bok yesin sıçsın alıyor. Yani hiç önemli değil. Bir şekilde alttan alınır ama içeri gruptan kabul evet. ediliyorsan eğer sen hani bizdensen niye böyle? Mesela bak ben oje de sürüyorum. Kimsenin sikinde değil Berlin'de tabii ki bu arada oje. Oje'ye çok geçilmiş Berlin. Bu arada çoğu yerde de değil. Ben Türkiye'de de oje sürüyorum mesela. Türkiye'de etek giyemiyorum. Götüm yemiyor. Ama Türkiye'de de oje sürüyorum. Babam kızıyor oğlum. Ben 33 yaşındayım ya. Babam... Baba kızabilir ama. Bence babası. Hayır. Çünkü ben yani şöyle düşünüyorum. Babamla olan ilişkimden yola çıkarak. Ben babamdan saygı, sevgi içerisinde güzel bir şeyim var. Ama ben babamdan artık bir takım direktif alacağım. Yaşı geçtim. Tabii tabii. Kızabilir de şey zaten hani meşrulaştırmak için değil de baba kızar yani. Hayır. Evet. Baba kızar. Baba paketine. Kızar. Baba paketine. Türkiyeli baba paketine. Aynen. Kızma daha iyi. Ve bunun içerisinde de mesela şu olması da pakete dahil. Baba diyorum boş ver. Yani ne yapacaksın? Üzme kendini değil hani, mi yani? Takılma boş ver yani. Şurada 2-3 gün seni ziyareti gelmiş. Muğla'da yaşıyor zaten. Yani bununla mı geçirelim vaktimiz? Aman boş ver. Ben bir şey dediğimden değil oğlum. Kim diyecek? Köylü diyecek diyor. Muğla'nın bir köyünde yaşıyor. Muğla'nın bir köyü de bu arada şey gibi hayal edilmesin yani anladın mı? Hani sokaklarında at boku yok yani anladın mı? Normal biraz da hafif şey bir yer yani. Biraz da kırsal bir şehir uzantısı. İnterneti her şeysi var. Ay tabii canım yani tabii ki. Köylü bir şey der diyor ya. Köylü bir şey diyebilir de baba diyorum bize ne? Yani köylünün bir şey demesi bizi ne bağlıyor şu an bu noktada? Ama bir şey der abi herhalde. Der.
Anladın mı? Ve köylü bu... bir şey deme ihtimali olan durumlarda öyle bir şansı varsa es geçmiyor sanki. Abi geçmiyor ve şimdi bunu dinleyen bazı insanlar şey gibi anlayacak istemiyorum. Ha, oje sürmek için, etek giymek için mi kalktın, göşeyledin avşar elleri? Bir şey diyeyim mi? Bir noktada evet ama bu benim bir sembol. Yani... Bir sembol kesinlikle. Şimdi sen bunu anlatıyorsun mesela programın ilerleyen bölümlerinde queer dostlarımız gelip aynen neler anlatacak. Yani aslında evet, burada bahsettiğin şey de canım, yani etek giymeden de yaşayabiliyor. Yiğitcan'ı eteksiz de gördüm. Yani evet, Yiğitcan'ı evet eteksiz derken başka şeyler giyiyordu. Evet evet. Bu bir gender expression değil benim için. Evet. Bu sadece püfür expression. Ötekisi de bir estetik expression. Ama bir yandan hakikaten evet yani çok daha yönelimsel bir yerden var. Bir şey itiraz yiyen Türkiye'de insanlar da var. Ki kalmış ki zaten buradaki sorun ne konuda itiraz edin değil. İtiraz yediğin, anladın mı? Yani tabii bu herkesin her şeyi yapmaya hakkı yok. Ve toplum olarak birbirimizin sınırlarını gözetmemiz gerekiyor. Ama çok bariz bir şekilde de Türkiye'de senin iç işlerine karışılıyor. Yani bu sınır çok 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 yok. Yani anladın mı? Çok ufak. Yok. Hani çünkü gerçekten ben kapımı kapattım, anahtarı soktum, kilitledim, çevirdim. Işıkları kapattım. Yatakta kiminle sevişiyorum? Yine bunun için anneanneme anlatmam gerekiyor gibi bir tabii durum var. Tabii birbirimizin hayatına dahil olma durumu çok var. Sadece bir egzersiz, fikir egzersizi olarak. Abi ben buradaki anonimlikten de bazen üzülüyorum mu diyeyim. Evet. Acaba duygu hangisi bilmiyorum ama o da biraz zorluyor beni. Yani karşı komşumla 3 senedir hani niye hala birbirimize merhaba demiyoruz? Hani ben merhaba dediğimde neden o cevabı alamıyorum? Anonim olmak ben de senin gibi düşünüyorum. Kendini ifade noktasında, işte bir şeyleri deneme noktasında, keşfetme noktasında birbirini yargılamama, eve kim giriyor, çıkıyor, kimle sevişiyorsun, ne içiyorsun. Oralarda tabii ki de çok rahatız. Ama işte ya zaten bence çözüm arada bir yerde ya. O kolektiviteyi de özlüyorum ben bu kadar bireysellikte. İnsanlara neler yapıyor Berlin kışında görüyoruz. Abi ben kolektiviteyi her zaman özlüyorum. Ve mesela bu bakımdan da Berlin'in, zaten seninle de çok konuşuyoruz. Ben Berlin'in çok sıkıntılı bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem bir yandan çok performatif bir şehir hem de çok bireyci bir kültür. Alman kültürü çünkü çok bireyci bir kültür. Her koyun kendi bacağında nasılsın yani. Ben hep şey örneğini veriyorum. Ben bir kaza skuterden düştüm. Elim yarıldı. Yarı bandı alacak param yok o sırada. Bir çok herhalde kesat bir dönemden geçiyorum. Alexanderplatz'ta bir eczaneye girdim. Full paket yarı bandı sıcıyorlar. Ona afford edecek bir şey yok. Bir tane alabilir miyim içimden dedim. Yok dedi kadın. İkinci eczaneye girdim. Tamam. İkinci eczanede kadına aynı şey, aynı başka bir insan, ona sordum, o verdi. Birinin sana hayır olarak yara bandı verme ihtimali %50 Berlin'de bence, anladın mı? Evet. Gerçekten evet. Herhangi bir dükkanın. Bununla birlikte mesela Atina'da ben yaşadım. Atina'da %1 milyon. Yani ben Atina'da parasını vermeye ısrar etsem alınır adam, anladın mı? Yani ne demek canım, bir tane yara bandı falan, Türkiye'de de öyle. Bunları özlüyorsun, bunları şey yapıyorsun. Ama bununla beraber abi... Türkiye'deki mesela şeyi özlemiyorum. Ben ve oraya geri giremem de artık mesela. Bak buna geri dönemem mesela, anladın mı? Ben eski kız arkadaşımla bir kere şu çok net bir şey. Minibüste bak yemin ediyorum öyle dilli buhranlı değil ha. Böyle Buse seviyesi öpüştüm. Arkadan hemen arkada olmuş arka koltuktan. Şeysiz geldi abi. Bir öpüştüm diye ya. Ve bir şey diyeyim mi? Bu var lan. Yani bunu ben uydurmadım. Bu benim başıma bir kere gelmiş bir olay da değil bu arada. Ama bir, yani o resim çok net diye. Yani öyle ortalık yerde öpüşemezsin oğlum. Öyle ortalık yok, yerde yok. Sarmaş dolaş yapamazsın. Toplumun ahlakı var. Aile yapımız falan bir şeyler. Bilmem neler. Ondan sonra bunlar var ve bunlar dayatılıyor ve bunlar okey oğlum. Evet yani, abi ben bunları Saşa'ya anlatmak durumunda kalıyorum Saşa bazen. Saşa eşin bu arada. Yani Türkiye'yi ziyaret ettiğimizde. Yani... Sana hatırlatıyormuşum gibi oldu Saşa'nın kim olduğunu. Evet, teşekkür ederim abi. Saşa benim eşim. Öpüşürken değilse de, yani öpüşürken de olabilir. Bunları açıklamak zorunda kalmak, bunları içselleştirmekten daha da üzücü bir durum. Evet. Yani neden diyor. Hani çünkü böyle. Belki de bu arada öyle de değil. Onu da bilmiyorum. Yani ben bir taraftan şey gibi hissediyorum. Sanki bu kuralları ben koyuyorum gibi. Değil mi? Aslında pekala öpüşebilirmişiz de. Sanki benim tutuculuğum, muhafazakarlığım yüzünden de öpüşmüyormuşuz gibi çok garip bir his de geliyor o anda. Çok enteresan gerçekten ama çok içselleştirdiğimiz kodlar bunlar mesela. Tabii ki abi. Bir sürü şey yapamazsın. Bir sürü şey yapamazsın. Yaptığın hemen anda birisi cık cık çok çok bir şeyler sesler çıkartmaya başlar. Bir şeyler düşündüğün an, normun dışarısında fikir belirttiğin an hemen cık cıklar, cok coklar başlar.
Bu çok çok yaygın bir şey ve bu mesela çok önemli bir parçası. Yanımızdan bir çocuk skuterıyla kaldırımla ilerlediği için. İçimizden geçti gibi hissettim. İçimizden gibi geçti gerçekten. Evet. Yani evet abi, ben bunu şey gibi, bunun üzerine düşündüğümde sanki böyle ayağına bağlanmış bir yük gibi. Uçmak istediğinde uçamıyormuşsun gibi. Hani hep evet böyle abi, seni yere çeken bu işte kurallar, bir şeyler. Evet. Yani Türkiye'deki sıkışmışlık ve Türkiye'deki işte o yargılanmışlık ve yapamıyor olmak hissiyatını ve işte ayağından tutuyorlar dedin ya birisi seni. Evet. Bu sadece öz ifade, self expression gibi bir noktada da değil abi benim için. Bu benim için mesela en şey hissettiğim yerlerden bir tanesi de abi. Ben işte biz Geek Yapar'ı kurduk. Geek Yapar'ı büyütmeye çalışıyoruz. Ve ben biraz da olsun Türkiye'de bir iş kurulması işin içerisinde yani bulunduğum andan itibaren şeyi fark ettim. Her Türkiye'de kurulan iş yeterli sermayeye, ama bu yeterli sermaye de çok yüksek, erişene kadar illegal çalışıyor. Çünkü vergi yükü, yeni kurulmuş esnaf, küçük ve orta boyutlu iş yerleri için, işletmeler için vergi yükü o kadar absürt derecede yüksek ki, o kadar fazla kazandığın paranın o kadar fazla oranını vergi olarak, stopaj olarak, bilmem ne olarak bir yerlere veriyorsun ki, yani ben aklıma iyi bir iş fikri geldi ve bunu işte şey yapmak istiyorum. Bunu düşünen çoğu insan benim tanıdığım, mesela şirketlerini Türkiye'den açmıyor abi. Şirketlerini gidiyor Estonya'dan açıyor, gidiyor Kanada'dan açıyor. Anladın mı? Gidiyor başka bir yere base kuruyor, oradan kendisini şey gösteriyor falan. Yani herkes kreatif olarak, çünkü o kadar şey büyük var ki, ben bunu da fark ettiğim zaman çok şey olmuştum. Ben bu ülkede zengin de olamam. Anladın mı? Yani ben bu ülkede kendi işim, iyi bir fikrim var, çalışıyorum gerçekten sağlam ve saf duygular ve niyetlerle. Sonra bir geliyor %20 stopaj. Bir geliyor ondan sonra işte ÖTV. ÖTV'nin ÖTV'si. İşte ondan sonra bir şey yapıyorsun. Parayı oraya çıkartırken olmaz abi. Onun da vergisi var. Yani bir noktada artık o da çok bağlayıcı ve çok tutucu bir yerde, anladın mı? O zaman da sen yapabileceğin tek şey maaşlı bir işe girmek. Maaşının da yarısı. Evet ya, ben aslında belki, yani söylediğin şeyleri maddi anlamda çok anlamakla beraber, ben geldiğimde, aslında sen geldiğinde de öyleydi. 2018'de ben geldim, sen biraz daha da önce Atina'ya gittin. O dönemde aslında ekonomik tablo şu ankine kıyasla Şimdi çok daha kötü. Yani o kaynayan kurbağa örneğindeyse biz o kurbağaydık ve çok soğuk bir sudaydık. Yani hani ben gittiğimde arkadaşlarım hala abi ne yapıyorsun hani, gerek yok. Tamam hani bir şeylerden hepimiz belli noktalarda şikayetçiyiz. Belki hayatın en güzelini yaşayamayacağız ama şimdi işimiz var. Hani çalışıyoruz. Çalıştığımız işimizde yurt dışı tatiline gidebiliyoruz. Hani giriş maaşları o kadar kötü değil. Enflasyon buna hiç yakın bir yerde değil. Dolar, euro kuru. Yani aslında finansal açıdan söylediğin şeyleri anlamakla beraber tek başına gelmemize yetecek koşullar da yoktu o dönemde. Yani en azından diğer insanlar bize çok katılmıyordu sanki. Evet. Ya öyle abi. Bu yani bu dediğim sadece iş kurmakla alakalı bir şey. Günün sonunda o zaman iyi bir maaşlı bir işte çalışmış bir insan şurada Kotte'ye doğru gidip, çok gürültülü olur ama ben varım. Nasıl istersen. Kanaldan bence, gidersek daha sessiz olur. Aynen. Kanaldan gidelim. Sonra belki My Buffer boyunca yürümeye devam edelim o zaman. Şu an Kotbusser Dam isimli ikonik Berlin caddesindeyiz. Maybachhofer isimli bir başka geçer ikonik. Miyiz? Hadi koşar geçer. Koşar geçer miyiz? Aman koşar Allah'ım. Geçeriz, aman. İllegal şeyler yapıyoruz. Ben bir kere kırmızıdan geçtiğim için cezaydım Berlin'de. Bunu anlatmışım sana. Bu suç teşkil eder mi peki? Podcast'ta kırmızıdan geçtiğimizi bence kendimize yani, itiraf etmemiz. Bir şey değil mi? Bu podcast'ı Almanca yapıyorsaydık ben hatta bunu söylemezdim ama. Bu podcast'ı bir gün Almanca yapar mıyız? Ben inşallah abi. İnşallah. Ben de geleyim senin B2'den. Yetişelim. Yani evet, Türkiye'de bizim çıktığımız zamanlarda maaşlı bir iş, iyi maaşlı bir işte çalışıyorsan, yani görece iyi bir üniversiteden mezun olduysan ve iyi maaşlı bir işte çalışıyorsan o zaman şey yapmak mümkündü. Atıyorum yani biraz para biriktirip yurt dışına çıkabilirsin. Biraz para biriktirip böyle belki bir ev kredisi çekebilirsin. Tabii. Falan böyle şeyler o şimdi hiç yok. Yani şimdi tabii, kesinlikle yok. Ve o yüzden burası çok daha şey bir yer tabii ki. Bununla birlikte abi, ama ben işte yine şeyi savunuyorum. Yani bu mobilite, eğer mobilite olduğunu hissetsen herhangi bir ekonomik durum içerisinde bile belki biraz daha o sistemin içerisinde var olmaya devam etmeye okey olabilirsin. Ama ben bir memur çocuğu olarak mesela hiç sermaye sahibi olmadan dijital bir fikirle ve işte sadece sıkı çalışmayla
bir şirket kurup sonra bunun hakikaten sağlıklı bir şekilde şeyini yapıp büyümesini, ticari büyümesini sağlayamayacağımı ve böyle bir şey yapabileceksen benim bir kere zaten devlete vergi verecek kadar kenarda sermayemin olması gerektiğini hissettiğim zaman benim için o zaman bir sürü şeyin de şeyi orada bitmişti yani. Bence mobilite de yok çünkü bu da çok, ayrı bir... Evet haklı, o class mobility hani ne diye çevrilir? Sınıf hareketliliği. Sınıf hareketliliği Türkiye'de zaten. Yok. Ben mesela sen işte şirket kurmaktan işte fikrinden işte o dönem neler düşünen falan bahsettin. Benim anneme, babamı, öğretmen, seninki de benzer. Hı-hı. Şey düşünüyorum, vay böyle bir şey düşünmüşsün yine. Bu bile yani çok ötende, ötemizdeydi aslında. Tabii, tabii. Yani böyle şeyler düşünmek bile kabaca haddimize değildi yani. Hani bizim yerimiz belliydi yani. Hani o sınıf hareketliliği de olmayınca artık zengin, ayrıcalıklı bir arka plandan gelmeyince sana biçilen hayat çok statik. Hani evet. Çok ihtimaller yok sanki. Evet abi ve bir şey diyeyim mi? Bu buydu aslında abi yani bizi bence... Yurt dışında yaşamaya iten şey hem yani biz bence biraz kendimizi olduğumuz gibi illa yırtılacağız veya farklı acayip şeyler yapacağız olduğundan değil ama yani kendimizi başkalarının yargısı ve itirazı olmadan ifade edebileceğimiz bir yerin özlemini çektiğimizden bir de totalde kendi ülkemizde kendimizi çok ihtimalsiz hissettiğimizden bence ihtimalsiz ve güvensiz hissettiğimizden dışarı göçtük. Yani, yetmez mi be abi? Yeter. Yani... Yetti ki abi işte yani ben benim olduğu 8 senin oldu 6 yok benim oldu 7 senin oldu 6 senedir yurt dışındayız tabii. Ve tabii ki şimdi daha kolay. Yani ilk senelere kıyasla çok daha kolay. Yani onu da başka bir şeyde konuşuruz yani çünkü gurbet de basıyor abi. Ve bu böyle bir şey var. Bu hiç kimse için bence ya bizim seviyemize göçenler için öyle diyeyim yani hiçbir noktada var olmayan bir konu değil. Basıyor. Ama işte şimdi daha kolay tabii ki. Yine de tabii abi. İşte o kadar önemli ki, o kadar geçerli ki hala dönmüyoruz. Yani çok sevdiğim bir göçmen dostumun lafıdır. Kendisinin ismini vermeden alıntılıyorum. Göç göt ister demişti. Benim için dönmenin çok makul olduğu birkaç dönemeçten geçtim. Birkaçına sen tanık oldun. Hem çalıştığım işler itibariyle hem finansal tablo, gelecek belirsizliği. O durumlarda dahi çok samimi söylüyorum bunu. Dönmek hiç aklımdan bir seçenek olarak geri dönmeyi hiç düşünmediler benim, gibi öyle ama şey yani gerçekten biraz da öyle oldu. Hani burada olsun, burada olduralım, hani biraz daha itelim. Yokuş yukarı koşmak gibiydi yani ama hiç durmak yok öyle bir ilk 3-4 sene. Aynen öyle abi çünkü yokuşun aşağısı gerçekten iyi hissettirmiyor yani. Ya onu biliyorsun, yukarıda onu biliyorsun. Ne var onu bilmiyorsun ama aşağıyı biliyorsun. O nedenle evet yani çok zor dönemeçlerden geçip işte kötü işlerde çalışsan işte... Irkçılığa da uğrasan, işte arada tökezlesen de o nedenle ya böyle olması gerektiğini de düşünmüyorum. Hani gidenleri, dönenleri, dönmeyi düşünenleri de çok iyi anlıyorum. Doğrusu ya da yanlış yok, her denklem çok kendine. Benim denklemimde ama ben o şeyi yaşamadım yani. O benim için az önce bahsettiğimiz pek çok neden tabloyu çok netleştirmişti. Aynen öyle. Okey, bu bölümümüzün de böylelikle sonuna gelelim. Ben de acıktım zaten. Bir yerde yemek yerim yani. Evet, bir şeyler yiyelim. Şu anda da çok tatlı bir şekilde stand-up değil yani. Şu an oturarak yapıyorlar ama pedal'la kanaldan yanımızdan geçen insanlar, elektrikli tekerlekli sandalyesiyle bu kanalı izleyen tatlı teyze, öpüşenler, yiyişenler falan böyle. Cikciklemiyoruz tabii. Cikciklemiyoruz asla. Böyle hiç güzel bir tablo var. Evet. Bölümü bitirmeden önce 3 tane şey söyleyeceğim. Birincisi, geçen bölüm Polonya'da master ücretsiz demişim. Ben bu bilgiye nereden eriştiğimi zannediyorum bilmiyorum ama araştırdım. Sağ olsun düzeltti. Ay arkadaşım keşke ismini hatırlasaydım. Bir Instagram'dan bana yazdı, düzeltti. Çok sağ olsun. Aylık 300-500 euro civarıymış master. Ben de bunu niye tercih ediliyor o zaman Polonya, Almanya varken yanında ücretsiz tuition free. O arkadaş dedi ki abi dedi Polonya bir ara daha ucuzdu. Şimdiden hani yakaladı burayı ama hani ondan dolayı tercih edildi. Bir de sanırım işte Almanya'nın istediği blok parayı istemiyormuş Polonya başvururken. Almanya Berlin eyaleti yanlış hatırlamıyorsam 11.000 euro falan istiyordu. Başka yerlerde 20'ye 30'u falan da çıkabiliyormuş. Ama o parayı almıyor senden. O parayı sana geri veriyor ama parayı görmek istiyor. Çok iyi bilgi bu arada. Master başvurusu yapmak isteyen arkadaşlar için. Aynen öyle. İkincisi, Caner Özyurtlu bir yorum yaptı geçen videonun altında. Ve yanlış bilgiler dedi. Ben de Caner Özyurtlu'nun şeyini pinleyip dedim ki abi lütfen düzelt ama yetişmedi onun teklifi. Ya da yapmak istemedi. Canı sağ olsun.
Böyle de hatırlatmak için Caner Özgürtlü bir takım bilgiler yanlış demiş. Neye dediğini bilmiyoruz. Üçüncüsü de ben bu yayınlar yayınlamaz şöyle bir şey de olduğunu fark ettim. Kendi göç deneyimlerini anlatmak sadece benim arkadaşlarımla bile sınırlanması yanlış bir gruplandırma. Herkes anlatsın. O yüzden lütfen okunmasını istediğiniz bölümde üzerine konuşulmasını istediğiniz deneyimleriniz, içiniz dökme şeyiniz varsa bana mail atın. İsmim, soy ismim @gmail.com. Yani isim soy isim değil. yiğitcanerdogan@gmail.com'a bana deneyimlerinizi atın. Okeyseniz bunu lütfen ben bunun yayında okunmasını da anonimseniz onu da söyleyin. Paylaştığınızda belirtin. Öyle oturum izlerini bir sonraki bölümünde denk gelirim. Çok sevgili canım dostum Kubi Öztürk benle birlikteydi. Çok teşekkür ederim abi. Ben kısaca şunu netleştirmek istiyorum kendi adıma. Hı hı. Anlattığım her şey kesinlikle benim kişisel göreceli gerçekliğim. Zaten bunu hatırlatmak bile çok gereksiz ama şunu biliyorum. Bin türlü göç, bin türlü göç hikayesi var. Aynen. O yüzden kendi küçük yaşanmışlıklarıma dayanarak büyük çıkarımlar yapmak hiç istediğim bir şey değildi. Çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Ben de canım. Süper. Hop. Sen yap. Ben korkuyorum.